Varise Hazretlerine gelince vefat haberini öğrenmiş. Dışarı çıktığında vefat vaki olmuş. Devletli babasına koşmuş, yüzündeki örtüyü kaldırmış. Muhammed Varise Hazretleri yüzünü açar açmaz tebessüm edip oğluna gülümsemişler. Vay benim babam, senin ölün de diri gibi, senin cenazen de gülen mübarek insan gibi, sen sanki ölü değilsin diye saadetli ayaklarını öpmeye koşunca Muhammed Varise Hazretlerini ayaklarını toplamış geriye çekmiş. Herkesin gözü önünde muhteremler, bu arifi billahlar Hud Aleyhisselam'ın vereseleridir. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın veresesidir. Bunlar mürde gönülleri ihya etmek için gönderilmiş. Yıkık olan, berbat olan canları tamir için gönderilmiş. Tövbe istiğfara yanaşmayan, gaflet içerisinde uzanıp kalan insanları diriltmek için gönderilmiş. Arif-i Billah'ın pınarından muhabbet suyu içenlere müjdeler olsun. Arif-i Billah'ın pınarından muhabbet suyu içenlere müjdeler olsun. Arif'in tadını tatmayıp ileri geri konuşan gafillere de veil olsun. Yazıklar olsun. Arif, Arif enbiyanın varisidir. Enbiyanın varisidir. Enbiyanın sır yoldaşıdır. Vaktaki Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu teala anhum hazretlerinin zamanında Eflatun Kilisesi Konya'da mevcut imiş ve bunun bir rahibi var. Devamlı Mevlana hazretlerinin akrabayı taallukatına, hısım ahbabına, müridanına karşı fazla izzet ve ikram hürmet etmekte. Vaktaki Eflatun Kilisesi'nin rahibi papaz efendiye, bu ikram izzetin sebebi nedir? Sen devamlı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin akraba evladına, müridanına hürmet yapıyorsun. Acaba buna sebep nedir denildiği zaman o papaz şöylece cevap vermiştir. Bu Mevlana Hazretlerinden kıyasa gelmez hesapsız kemalat gördük. Size bir tanesini anlatayım da ibret alın. Biz bir gün 40 papaz beraberce Mevlana Hazretlerine geldik. Hazreti Mevlana'ya bir sual sormak üzere Konya'nın 40 papazı gelmiş, civarların 40 papazı gelmiş. Cenab-ı Mevlana Sultanul Evliya Hazretlerine sual soracaklar. Cenab-ı Allah kelamı kadiminde ve in minküm İlla varidüha kâne alâ rabbüke hatmen makdiyya buyurmuş. Bu ayeti celînenin manası ve sizden bir kimse yoktur ki illa oraya uğrayacaktır. Sizden bir kimse yoktur ki illa oraya uğrayacaktır. Bu Rabbin tarafından hüküm ve kaza buyurulmuş bir emri ilahiyedir. 40 rahip Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan meali şöyle olan ve sizden hiçbir kimse yoktur ki illa oraya uğrayacaktır. Bu Rabbin tarafından hüküm ve kaza buyurulmuş bir kaderdir, bir emri ilahiyedir diyerek illa herkes cehenneme uğrayacaktır, illa uğrayacaktır diye suali sorunca pekala siz Muhammedan oldunuz, biz de İsevi olduk, bizi beğenmediniz. Siz de oraya uğradıktan sonra sizin Hazreti Muhammed'den size ne fayda oldu? Sizin Kur'an'ınızdan size ne menfaat oldu demişler. Çok azı bir mesele ha. Madem ki Allah sizin kitabınızda böyle diyor, siz de uğrayacaksınız, biz uğramayız ya papazların itikadına göre. Papazların itikadına göre papazlar kendi kendine diyorlar ki biz uğramayız ya Hazreti İsa'nın hürmetinden. Ama siz uğrayacaksınız, sizin kitabınız diyor. Tahir Mevlevi Hazretleri, Şeyh Tahir Mevlevi Hazretleri bir menkibe naklediyor, başından geçmiş. Diyor 20. asrın mütefennin
fen ilmiyle dolu olan ileri gelmiş bir ahmak kişi bir gün bana dedi ki diyor, hocam sen ayet okudun, biz insanı topraktan halk ettik buyuruyor Allah Kur'an'da. Dönüyor yine sen diyorsun, Allah insanı bir damla sudan halk etti diyorsun. Yahu bu Kur'an ne Kur'an'dır, birbirinin haberini yalanlıyor demiş. Haşa, sümme haşa. Bu ne tekziptir? Bir ayette biz insanı topraktan halk ettik buyuruyor. Diğer bir hükümde biz insanı bir damla sudan halk ettik buyuruyor. Bu Kur'an nasıl olur da birbirini tekzip eder Allah diyor. İtikadı zayıf mütevennin, aklı sivri, ahmaklığı kavi. Diyor bu tekzip Kur'an'da yok. Bu tekzip senin ahmak görüşünde var. Zira Allah fermanıyla bir hükmünü bir hükmüyle yalanlamaz. 14 asırdır daha Kur'an'ın bir harfinin bir harfini tekzip ettiği görülmemiş. Biz insanı topraktan halk ettik sözüyle Adem Aleyhisselam'ı kastediyor. Biz insanı sudan halk ettik de seni beni kastediyor. Senin mayen bir damla su, ananın babanın mayesi bir damla su. Ama ilk insan Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın mayesi topraktır buyuruyor. Bu ahmaklık senin görüşünde var. Bu tekzip, bu kandırma, bu yalancılık sende var diyor. Müminler, insan akıllı olursa Kur'an-ı Azimşan'ın her bir hükmünün elbette kıymeti, kadri vardır. Allah'ın ayetlerinin 14 asırdır daha birbirini tekzip ettiği şu ayet, bu ayeti yanlışa çıkardı. Burada Allah bir kere yanılmış dediğini gören yok. Mümkün değil. Soruya geliyoruz. 40 papaz, sizin Kur'an'ınızda Allah sizden hiçbir kimse yok ki illa oraya uğrayacaktır. Bu Rabbin tarafından hüküm kaza bulmuş bir şeydir. Hadi biz uğrayacağız. Siz bize diyorsunuz siz yanacaksınız. Siz ümmeti Muhammed'siniz. Siz niye uğrayıp yanacaksınız diyor. Bunun üzerine Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, evet, ayeti kerimede Allah herkesin uğrayacağını bildiriyor. Elbet herkes vaad-i ilahi haktır, uğrayacak. Ama mümin ve ameli salih işleyenlerin uğraması başka, isyan edenlerin uğraması başka diyor. Misal getir inanalım diyorlar. 40 rahibe diyor cübbelerinizi çıkarın. Cübbeleri çıkartıyor. Saadetli cübbesini de çıkartıyor. 40 rahibin cübbesini kendi cübbesi içerisine sarıyor. Bir kiremit hanenin fırınına dolduruyor. Dışta kendi cübbesi, işte 40 rahibin cübbesi. Mübarek muayyen bir zaman sonra açtığında kendi cübbesinin, ateş temizleyicidir ya, cübbenin yağını, kirini tertemiz ederek pırıl pırıl çıkardığını, ama 40 rahibin cübbelerinin yandığı içinde kül olduğu görülüyor. Diyor işte o uğrayacağınız cehennem bu cübbe meselesi gibidir. Biz uğrarız, bizi temizler, bizi nuruyla geçirir. Ey ümmeti Muhammed, geç geç, senin nurun benim narımı söndürüyor der. Ama siz cehennemin içinde kalırsınız. Bu kavmin en ileri gelen rahiplerisiniz. Ama cehennem sizi yakar buyuruyor. Bunun üzerine biiznillah misal daha getir. Diyor sen Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Halilullah'ı duyduğunuz gibi Hazreti Cenab-ı İsa Aleyhisselatü Vesselam da Cenab-ı İsa Aleyhisselam'ı anlatmadı mı? Estağfurullah. Cenab-ı İsa Aleyhisselam Hazreti İbrahim Halilullah'ı anlatmadı mı? Bütün peygamberler de vakidir ki Cenab-ı İbrahim Halilullah ateşte yanmadı. İşte ümmeti Muhammed iman edenler yanmaz deyince papazların 40'ı birden elhamdülillah kelime-i şehadet getirip iman ile müşerref olmasına biiznillahü teala sebep oluyor. Kıymetli müminler, şöylece sizi daire-i Hud aleyhissalatu vesselamın dairesiyle Sadat-ı Nakşibendi'nin kutsi dairesini bir gezdirmiş olduk. Şu halde tövbe istiğfar etmemiz gerekiyor da nasıl edelim, ne tarzda edelim bunun meselesine gelince. Şimdi konuya giriyoruz artık. Bu mukaddemeden sonra
bu mukaddemeden sonra konuya yavaş yavaş giriyoruz. Girdi canımız çıktı demeyin. Hep giriyoruz giriyoruz, içindeyiz de haberiniz yok. Hep tam böreğin ortasındayız. Baklavanın tam tepsinin ortasındayız. Sadat-ı Nakşibendi yeryüzüne böyle kemalat numuneleri göstermek için gelmediler müminler. Hud aleyhisselam da rüzgarın kendi kavmine iman edenlere serin latif bir rüzgar olsun, sizi de helak etsin diye o mucize-i Rabbaniye meydana gelmedi. O Hud aleyhisselama uyulsaydı, o daireyi kutsiye olan çizdiği toprağın içindeki müminlere Allah'ın ikram ettiği nice nimetler görülseydi, o zaman anlardık ki bu bir mucizedir ama bunlar da evet bir nevi keramettir ama bu ariflerin dünyaya gelişlerinde matlup ve maksud olan bir gayeleri vardır. Ne yaparlar? İşte Hud kavminin neticesinin birincisi, insanlara daireyi kutsiye olan iman dairesindeki vazifeleri gösterirler. Ne gibi gösterirler? Kıymetli müminler, bu Sadat-ı Nakşibendi'nin insan terbiyesinde tarikat-ı Nakşibendiye'de el cümle kudretli ve kuvvetli olan yollarında bir takım nurani kaideleri vardı. Bu nurani kaideleriyle size biraz sonra teker teker sıralayacağım menfaati nuraniyelerin meydana gelmesine sebep olurlar. Sadat-ı Nakşibendi'de Şeyh Abdülhalgi Gücdüvani Hazretlerinden itibaren bazı önemli kaideler vardır ki mürüdü Allah yolunda istikamete çekmek içindir. Bu önemli kaidelerin bir tanesi, Allahu Teala razı olsun, bazı keşt, bir tanesi vukufu zamani, bir tanesi vukufu adedi, bir tanesi vukufu kalbidi. Demek bütün Sadat-ı Kiram'ın vazife-i kutsiyelerinin elbette bu tarikatın insanlara getirdiği, terbiye ettiği menfaatlerin birincisi vukufu zamanıdır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki, mürit vukufu zamanı ile kamilleşir. Tercüme et şimdi, artık önemli yerlere giriyoruz. Vukufu zamanı müridin bütün çalışma, uğraşma, didinmelerinde neticeye bağlayan, onu muradına erdiren en kavi bir metottur. Mürid zamanını ne ile geçirdi? Şükür mü lazım, özür mü, istiğfar mı lazım? Bununla kendini ölçer. Şu halde kıymetliler, bu yolun birinci kaidesi Sadat-ı Nakşibendi'nin getirdiği Allah yolunda insanı kamil etmenin birinci yolu vukufu kalbi, vukufu zamanidir. Kalp insanı Allah'a götüren, ben size şah damarınızdan daha yakınım hitabı celilesiyle Allah'ın azametine şahit olan sıfatı süphaniyi idrak ve ihate eden bir nurani kapıdır ki azameti ilahiye idrak edilir. Zaman, kalbin Allah'ın azametinde idrak ettiği geçen vakti gösterir. Müridin sermayesi ikidir: zamanı, kalbi. Mürid bu ikisini kıymetlendirmeye mükelleftir. Bugüne kadar geniş bilgileri aksederken teknik meselelere giremedik. Bu Hud aleyhisselamın meselesi görülecek ki bizi tekniğe getirecek. Neden gelecek? Sıra sıra gideceğiz inşallah. Teala dua edin, Allah anlayış versin, idrak versin. Allah söyleyenin sözüne kudret, kalbine anlayış, ameline salih amel versin. Dinleyenler de cümlemize beraber inşallah. Vukufu zamani, zaman içinde mürid sermayenin vaktinin adamıdır. Bir yerde olan her yerde olur hükmüne göre, kalbi Allah'ta olan Allah'ın mükevvenatının bütün nimetlerinden müstefit olur. Her yerde olan bir yerde olamaz hükmüne göre,
kalbini dünyanın muhabbetine, evladının dağdağısına, belasına, musibetine, kardeşlerin, ahbapların, yaranların gaflet sohbetlerine götüren dağınık bir kalp, dağınık bir mürid, Allah'ın yolunda bir olan vahdaniyeti ilahiye kendini veremez. Şu halde mürid, Allah yolunun yolcusu, zamanı değerlendirir ki zamanın bekçisidir. Her bir saniyesinin bir vazifesi, kutsiyesi vardır. İşte geçen zamanın nimetle geçtiyse şükrü, isyanla geçtiyse istiğfarı, özrü olduğunu anlaması lazım gelir. İşte bunun için ben istiğfarla mı şimdi meşgul olayım, şükürle mi meşgul olayım diyerek zamanı değerlendirmek mürüdün sermayesidir. Vaktini muhafaza etmeye bağlıdır. Nefis murakabe ve muhasebeden geçirilmeye yolu açar. Ben her saniyemi önüme koyarsam, her saatimi ne yaptım diye önüme koyarsam, bu nefsin teftişi olmuş olur. Saat 9'da ne yaptım, 10'da ne yaptım, 15'te ne yaptım, bunda özür işledim. Şu halde günahtan nadim olarak tövbeye insanı götürür. Bir daha Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlatır. Demek her bir dakikamın bir sahibi var. Ben bunun Halik'in bir kulu olmak üzere ben bu zamanda serbestim ama Allah miskale zerre geçen zamanla beni hesaba çekecek. Her aldığım nefes ve her verdiğim nefesle beni imtihan edecek diyerek mürit diriliğe kavuşur. Bu işçinin şimdi iş başındayım, şimdi yemek zamanı, şimdi evime döneceğim, şimdi uyuyacağım diye her günkü iş hayatına kendini adapte ettiği gibi Allah yolcusu da her saatini Allah'ın hükmüne adapte etmeye mecburdur. Şu halde mürit avcı gibidir. Silahı elde olur, malzemesi belde olur. Kuş çıktığı zaman dur tüfeği unuttum, tavşan çıktığı zaman dur barutu unuttum diyerek özür dilemek mümkün değildir. Silahı dolu olan avını vurur. Müridin kamil olan sıfatı vaktini dolu geçirmeye mecburdur. Geliyor geliyor, nasıl dolu olacak, ne işler gelecek, hele sabır et bakalım, 2 saattir dolaştık buraya gelmek için. Keselim mi burada? Burada kesmek adamı öldürür. Burada keseceğine beni kes diyen çıkmıyor bir kimse. Hep keyifteler. Kesiversem kahve çay gelir. Aa, dönerci de bekliyor. Keseyim mi? Peki kesmeyelim. Hukufu adedi ise hukufu zamaniye sahip olan insanın Allah'ın katında yad ettiği zikrinin sayısının tek olmasını sağlamaktır ki buna vukufu adedi denir. Vukufu adedideki teklik gerek nefi ispatta 1, 3, 5, 7, 21 nefese kadar nefes alıp vermek, gerek zikirlerinde nefi ispatta la ilahe illallah'ı çekerken 1, 3, 5, 7, 21'e kadar kelimeti tevhidi çekmek, gerekse 17 bin Allah lafzı çekmek, 15 bin çekmek, 35 bin çekmek gibi bütün kelimelerdeki teklik vukufu adedi de teke alıştırmak suretiyle çokluktan çıkarıp teke getirmek içindir. Çokluğu terk etmeyen tekliği bulamaz. 10 tane çocuğu olan bir tanesiyle gizli sevişemez. Çocuğunu birini kucağına alamaz. 9 tanesi yarısına çıkıcı verir. 4 tane hanımı olan bir tanesiyle gizli buluşamaz, 3 tanesi geliverir. Şu halde vukufu adedi bir olan vahidin esasta her sayıya temel olduğunu talim içindir ki sayı sayı dediğin zaman 1, 2, 3, 4, 5, 101, 105 diye sayılır ki 1 ile başlar varan 1, 2 her sayı 1'e bölünür. Ama 2'ye bölemezsin. 117'yi 2'ye bölemezsin. 121'i 2'ye bölemezsin. Ama 131'i 1'e bölersin. 190'ı da 1'e bölersin. Ne teki ne çifti hiçbir sayı yoktur ki 1'e bölünmesin. Manası hiçbir kainatta şey yoktur ki onun sahibi illa 1 olmasın. 2'ye bölemezsin. Birisi Allah sevgisi, birisi de yallah dünya sevgisi. 2'ye bölmek mümkün değildir. 11'i
ikiye böl. Buçuk buçuk olmaz. Sayılar tek tek gider. 1, 2, 3, 4, 5. 11 ikiye bölünmez. 10 bölünür. Şu halde vukufu adedi vahidül kah